sabitleme kararı aldınız. Bunun sebeplerini öğrenebilirim. Efendim, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında çok ciddi bir hareketlilik vardı yukarı doğru. Bir spekülatif artışlardan bahsediliyor. Özellikle depremde bir son ilk haftasında etin yaklaşık 20-30 liralar civarında bir fiyatı yukarı doğru geldi. Önümüzde Ramazan, önümüzdeki hafta Ramazan'ı idrak edeceğiz Rabbim nasip ederse. Burada da Ramazan'ın gelmesiyle beraber arz talep dengesindeki artıştan ötürü de fiyatların yukarı doğru gitme durumu söz konusu. Ve nitekim bugün yapılan kesimlerde, bölgelerde etin fiyatının üzerine 15 TL gibi bir rakamda geldiği söyleniyor. Biz de bu tür dernek olarak bu tür fiyat artışlarını takip ederiz. Sağ olsun Tarım ve Orman Bakanlığımız yetkilileriyle, Et ve Süt Kurumumuzun yetkilileriyle beraber yaptığımız çalışmalar neticesinde İstanbul özelinde yerel perakendecilere, vatandaşlarımıza daha Ramazan boyunca avantajlı et ulaştırmak için çabalar içerisine girdik. Sağ olsunlar, onlar da gerekli olan önlemleri aldılar. Ramazan boyunca, Ramazan'ın birinden başlamak itibariyle kıymalık etimizin fiyatını bugün piyasalarda 260'lar, 270, 280 civarlarında olan kıymalık etimizin fiyatını 190 TL'den 300 liraya doğru giden 260, 270, 280 civarı satılan kuşbaşı etimizin fiyatını da 210 TL'den sabitleme kararı aldık. Bunu da tüm Ramazan ayı boyunca bu satışı gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Hatta yetmedi bu et fiyatlarındaki hareketlilik devam ederse de Ramazan ayından sonra bile bunu planlamaktayız. Vatandaşımıza ilk önce bu Ramazan'da biraz kırmızı eti haneye daha avantajlı bir şekilde ulaştırmak. Malum oruç ayı, protein ihtiyacı, yemekler yapılıyor. Kültürümüzde bu kadın değerlerimizi, bu kültürümüz mevcut. Dolayısıyla da biraz daha onların ceplerine dokunabilmek. Aynı zamanda da bu spekülatif artışların bu hamlelerle beraber de bertaraf edilmesini bekliyoruz açıkçası. Şimdi biz pazartesinden itibaren şimdi et tedariğine başladı. Bazı üyelerimize pazartesi, salı, çarşamba günü et tedariği olacak. Onlar alıp işlendikten sonra, tezgahlara çıktıktan sonra biz Ramazan ayı 1 itibariyle diyoruz. Organizasyonumuz o yönde. Bu kampanyamızın başlangıç tarihini efendime söyleyeyim, o anlamda bir daha geniş bir bütün üyelerimizle değil de malum bizim bayağı bir üyemiz var biliyorsunuz. Tabii bunlara kasap reyonu olan ve bu kampanya dahil olan üyelerimizle gerçekleştireceğiz. Bu da yaklaşık 1300-1400 mağazaya tekabül ediyor. Fiyatlar olduğu gibi, göründüğü gibi pahalı ama bakalım inşallah sabitlenme, Ramazan'da sabitlenme bir durumu var. İnşallah evet. Olur. Ne düşünüyorsunuz sabitlenecek? Fiyatlarda bir düşme olacak belli bir oranda. Fiyatlar tabii düşüp sabitlenirse daha vatandaş da rahatlar yani. Hı hı. Hani gideceği zaman ne alacağını, ne ödeyeceğini bilir. Hı hı.
Ama şu anda ne alacağını da bilmiyorsun, ne ödeyeceğini de bilmiyorsun. Güzel olmuş. Hani insanların maddi açısından alabilen var, alabilemeyen var. Sürekli her şeye zam geliyor. Sabitlenmesi güzel olmuş. Hani maddi durumu iyi olmayan insanlar için tabii. Hani isterseniz oradan çekelim. Yağlı fazla olmasın. Orta yağlı çıkıyor efendim. Yemekli, köfteli kullanın. Yani sabitlenmesi daha iyi olur yani. Bütçemiz yani iş etmiyor. Kalabalık aileyiz. Güzel.